Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarının fen denemesine arkadaşlar bir tane soru var, güzel bir soru. Bu DNA parmak izi arkadaşlar ben çıkacak diye düşündüm, bu PCR yöntemi var ya. Özellikle bu Covid döneminde falan çok yaygın olarak kullanıldı biliyorsunuz PCR testi. Ama böyle kenarda köşede kalmış, sorulabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Belki çıkar yani. Bir canlı hayat hücredeki DNA baz diziliminde tekrar eden anlamsız baz dizilerinin jel üzerinde oluşturduğu yapılara DNA parmak izi deniyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bakın DNA alınıyor, tamam mı? DNA arkadaşlar önce kesiliyor. Hangi enzim arkadaşlar DNA'ları kesen enzim? Restriksiyon enzimi. Restriksiyon ne demek? Kesici enzim demek. Kesici enzim. Arkadaşlar kesici enzimde DNA ne yapıyor arkadaşlar? Genlerine ayrılıyor. Daha sonra arkadaşlar bunlar DNA polimerazı kullanılarak uygun ortamda çoğaltılıyor. Bakın DNA polimerazı da bakın önce kesiliyor, sonra çoğaltılıyor. Sonra arkadaşlar bir jele yükleniyor bunlar. Bu elektroforez dediğimiz arkadaşlar bir alet var. Şöyle düşünün. Şöyle. Bir jele arkadaşlar bu DNA'lar yükleniyor. Ve bu DNA arkadaşlar boyutlarına göre burada mesafe almaları sağlanıyor. İşte artı eksi kutuplar var. Bunlar arkadaşlar yüklü moleküller. Aldıkları mesafelere göre tabi buna boyanıyorlar daha sonra. Bu şekilde arkadaşlar bu jel üzerinde bantlar oluşturuyorlar şu şekilde. Bu ne oluyor arkadaşlar? Sizin parmak iziniz oluyor. Öyle düşünün. Diyelim ki sizinki bu şekilde görünüyor. Atıyorum işte diyelim ki bir akrabalık derecesi araştırılırken o kişiden alınan DNA aynı şekilde önce kesiliyor sonra çoğaltılıyor. Derken bu şekilde jele yüklenip arkadaşlar koşturuluyor arkadaşlar tabiri caizse. Büyüklüklerine göre arkadaşlar ne yapıyorlar bunlar? Ağırlıklarına göre falan sıralanıyorlar. Aldıkları mesafeleri değişiyor yani. Ondan sonra o kişinin de arkadaşlar ne oluyor? DNA parmak izi sizinkiyle karşılaştırılıyor bu şekilde. Benzerlik oranına göre arkadaşlar ne deniyor? İşte bunlar bunun akrabasıdır işte falan filan, çocuğudur falan filan. Babalık testleri var ya bu şekilde yapılıyor diyoruz. Özel bir jele yükleniyor arkadaşlar dedik. 3. Daha sonra farklı uzunluktaki DNA'ların aldıkları mesafeleri de farklı oluyor ya. Bu şekilde bantlar oluşturuyorlar. Tabi boyanıyor bu DNA'lar. Bu şekilde boyanarak bu şekilde görüntü elde ediliyor ve bu sizin DNA parmak iziniz oluyor. Bu da arkadaşlar 4 olacak. Cevabımız ne oldu? 2, 1, 3, 4 yani burs oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.